Evet, değerli basın mensupları, hazırsanız başlıyorum. İki temel konuda partimizin görüşlerini paylaşacağım sizlerle. Biri meclis gündemi, biliyorsunuz kamuoyunda da bu seçim hazırlıkları, yatırımları, bu konuda kadro vermeler, işte asgari ücret artışları memurlara, toplumsal farklı kesimlere yönelik açıklamalar ve bununla ilişkin yasal teklifler gelmeye devam ediyor. Dün itibariyle Plan Bütçe Komisyonu'nda bir kanun teklifi daha geçti. İşte sözleşmelilerin kadroya alınması şeklinde kamuoyuna yansıtıldı. EYT'liler hala bekliyor, yıllardır bekliyordu. Şimdi açıklamadan sonra daha da sorular arttı tabii ki kamuoyunda. Bir beklenti oluşturuldu. Ona dair yetkililerin net bir açıklama yapmak yerine işte Mart ayında maaşınızı alacaksınız, işte şöyledir, böyledir şeklinde atiye atan yaklaşım devam ediyor. EYT orta yerde dururken dün de Uludağ talan yasasını getirdiler. İşte ilk 5 maddesi geçti. Şimdi de bugün Uludağ alan yasasıyla, daha doğrusu talan yasasıyla devam edeceğiz. Yarın da eğer bir değişiklik olmazsa bu sözleşme ve kadro meselesi gelecek. Şimdi açıkçası buna ilişkin birçok eleştirimiz var. Kamuda çok farklı statülerde çalışan emekçilerin olduğunu herkes biliyor, yaşayanlar da biliyor. Aynı işte farklı ücretlerin olduğu, sözleşmeli kadrolu ayrımının olduğunu yine biliyoruz. Ve çalışma barışının bu konuda sağlanamadığını, birçok farklı kesimden eleştiriler geldiğini de hem temas ederek hem de yansıyanlardan yakından takip ettiğimiz bir mesele olduğunu da paylaşmak isterim. Yani buna dair komisyonda aslında çok güçlü bir muhalefet yaptı Plan Bütçe Komisyonu üyelerimiz ve vekillerimiz dün. Buna dair maalesef değişiklik olmadı. Şimdi ben hangi konuda eleştirilerimizin olduğunu temel başlıklarla sizlerle paylaşmak istiyorum. Kadroya geçirilen emekçilerin belirli bir süre boyunca atanamamalarını düzenleyen maddeye yeni bir şey eklendi. Can güvenliği ve sağlık sebeplerinin yanı sıra aile birliği mazeretinin eklenmesini önemsiyoruz. Her fırsatta aileyi, aile birliğini önemsediğini iddia eden bir iktidar bloku bu konudaki talebimizi görmezden geçmiştir, gelmiştir ve bu teklifimizi, talebimizi reddetmeyi tercih etmiştir. Bu konuda da aslında ne kadar samimiyetsiz olduklarını bir kez daha aslında test etmiş olduk en azından. Ve aile birliği aslında anayasanın 41. maddesinin amir hükmüdür. Eşlerin her birinin, bir de eğer çocukları varsa, farklı illerde çalışmak zorunda olmaları hakikaten büyük bir hak ihlali de oluşturduğunda not etmek isterim. Yine kademe ilerleme hakları verilmiyor bu teklife göre. Bu kademe ilerlemesinin durdurulması hükmü de hem eşitliğe ve hem de ölçülülük ilkesine aykırı bir şekilde düzenlenmiş apaçık. Kadroya geçirilen emekçiler düzenleme ile dahi 657 sayılı devlet memurları kanunundan ayrı tutulmuştur. Bu düzenlemenin kanunun teklifin ilgili bölümden çıkarılması önerimizde reddedildi. Kadro ilerlemesinin haklarının ellerinden alınması kesinlikle anayasaya ve genel amir hükümlere aykırıdır. Kazanılmış haklarda bu teklifle aynı zamanda gasp edilmektedir. Başkaca da birçok mesele var. Ama asıl olan, ihtiyaç olan kamu personeli mevzuatımızda büyük bir reform yaparak kamudaki eşitlik ve ölçülülüğü sağlamak olmalıdır. Yani böyle yamalarla, torba yasalarla her gün kendi ihtiyaçlarına göre kamuoyunu yanıltacak, algı yönetecek, işte seçim rüşvetleri verecek düzenlemeler yerine kamu personeli mevzuatında reformu yapılması acildir esas itibariyle. AKP iktidarı her meslek grubunda kamu emekçisini eşitsiz bir şekilde ayrıştırıyor ve buna yapmaya devam ediyor. Meslek gruplarında alt üst kategoriler yaratıyor. Emekçiler üzerinde hem meslek içi hem de ekonomik bakımdan büyük adaletsizlikler yaratmaya devam ediyor. Örneğin sözleşmeli öğretmen, ücretli öğretmen ayrımı,
AKP döneminde ortaya çıktı. Aynı yönetimi, yöntemi şimdi Diyanet İşleri Başkanlığı kapsamında da yapıyor. İmam Hatip ve müezzinlere de vekillik ve kayyımlık nitelemeleri getiriliyor. Bu da ilginç bir düzenleme gerçekten. Yani kayyımı belediyelere atıyorlar, halk iradesini gasp ediyorlar. Şimdi Diyanet'in içine kadar getirdiler. İmama bile kayyım atayacaklar. Yani artık düşünün, çözemedikleri meselelerde her yerde kayyımı bir artık yöntem halinde yasalara da derc ediyorlar. Açıkçası buna ilişkin eleştirilerimizi de ifade ettik ve yine başka bir düzenleme, 3 yıl sözleşmeli olarak görev yapan personelin kadroya atanması, atamadan sonra biraz önce söylemiştim, can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere 3 yıl süreyle başka bir yere atanamayacak, aile birliği ve daha birçok hakkın burada gasp edildiğini ifade etmek istiyorum. Bu kanun teklifinde tabii ki en önemli konuların başında bu kanun teklifinin dışında bırakılanlar. Birçok kesim sözleşmeli emekçi bu kanun teklifinin kapsamı dışında tutuluyor. Şu anda Türkiye'de 90 bin ücretli öğretmene kadro verilmiyor örneğin. Çok önemli bir şey ve 200 bin öğretmen açığının olduğunu resmi verilerle de biliyoruz. Neden kadro verilmiyor ücretli öğretmenlere? Bunu da kesinlikle peşini bırakmayacağız bunun ve sonuna kadar takipçisi olacağız. Toplamda 140 bin sözleşmeli ve 90 bin ücretli öğretmen bu yasanın, bu teklifin dışında tutuluyor. Yani hepsini saymak gerekirse PTT'de çalışan sözleşmeliler, KİT personelleri, tabii başka bir başlıkta çok önemli, belediyedeki taşeron işçiler. Taşeron işçiler de bu kadroya alımın dışında tutuluyor. Bu da çok vahim bir durum. PTT yetkilileriyle de ziyaretleriyle farklı şekillerde görüşmeler yaptık. Onlara yönelik ayrımcılık da tıpkı öğretmenler gibi, ücretli öğretmenler gibi kabul edilemez ve anayasanın eşitlik ilkesine aykırı. Aynı statüdekilerin farklı şekillerdeki derecelendirilmesi mevzuata da aykırı diyebilirim. Yine 4D'li Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı uzmanları, ASTEP personelleri de dışında, İçişleri Bakanı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde çalışanlar ayrıntıları da var. Hizmet alım işi yapanlar da dışında. Belediyelerdeki şehir tiyatroları, senfoni orkestraları, sanat ve sahne uygulatıcıları, hizmet sözleşmesi statüsünde çalıştırılan sanatçı, sanat ve sahne uygulayıcısı, kamu emekçileri de bu yasa dışında tutuluyor. Biz bu ayrımcılığın son bulmasını ve hepsinin yasaya alınması gerektiği talebimizi genel kurulda da yüksek sesle ve ciddi bir muhalefetle ortaya koyacağız. Gerekli önergelerimizi vereceğiz. Söz konusu düzenlemeyle 458.611 sözleşmeli personel kadroya alınıyor. Ancak Türkiye'de toplam 590.257 sözleşmeli personel bulunuyor. Tabii ki meclisteyiz şu anda. Meclis personelini söylemeden de geçmek istemiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bize hizmet eden, bizimle birlikte çalışan sözleşmeli personeller de, emekçiler de bu kapsam dışında tutulmuş. Örneğin bizimle çalışan bazı arkadaşlar başbakanlıktan gelen, farklı kurumlardan gelen ve diğerleri arasında hem maaşta hem özlük haklarında uçurum var gerçekten. Meclis kendi personeline, çalışma arkadaşlarına, mesai arkadaşlarına bile bu ayrımcılığı yapıyorsa işte burada ne amaçlandığını aslında çok net görebiliriz. İşçi bu şekilde tabii ki çöp toplayan, taşeronlaşmaya tam gaz devam diyen bir tekliftir bu. Taşeronun bir sömürü olduğunu ve buna devam etmelerinin kabul edilemez olduğunu da ifade etmek istiyorum. Muhalefetimizi genel kurulda sürdüreceğiz tabii ki. Değerli basın mensupları, ikinci konumuz yarın biliyorsunuz Anayasa Komisyonu'nda iktidarın ve küçük ortağının başörtüsüyle ilgili
teklifi görüşülmeye başlanacak. Anayasanın, hukukun, demokrasinin, hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir ortamda bugün Cumhurbaşkanı açıklamasından sonra da zaten bildiğimiz bir gerçeği sadece söylemiş oldu. Seçim dönemindeyiz, seçimlere gidiyoruz ve 14 Mayıs'ta seçim olacak. Ve düşünün, seçimlerin Cumhurbaşkanı tarafından açıklandığı gün, bugün 18 Ocak, 19 Ocak'ta Anayasa Komisyonu'na bir teklif geliyor. Herhalde Türkiye tarihinde de araştırmadım ama bildiğim kadarıyla böyle bir durum yoktur. Yani seçimlere bu kadar kısa süre kala anayasa değişiklik teklifinin ne amaçladığını sanırım çokça tartışmaya gerek olmasa gerek. Ülke yoksulluğun, açlığın, sefaletin pençesinde çırpınıyor, yaşam savaşı veriyor yurttaşlar. Her alanda büyük bir çöküş yaşıyoruz ama iktidar bloğunun tek gündemi var: seçim manevraları, seçim yatırımları, kamuoyunu nasıl manipüle ederiz, nasıl algı yaratırız ve kaybettiğimiz oyları nasıl ikame ederiz yaklaşımıdır. Anayasa değişiklik teklifi de bunlardan bir tanesidir. Bunu böyle okumak gelen. Açıkçası hak ve özgürlüklerin istismar edildiğini söylemeye bile aslında gerek yok. Sömürüldüğüne bile söylemeye gerek yok. Ama bunu bir seçim malzemesi olarak kullanmak isteyen iktidarla karşı karşıyayız. Başörtüsü meselesini bir seçim kampanyasına dönüştürdüler bile. Yani bu konunun etrafında bir kampanya yürütecekler ve toplumu kutuplaştırma, kendi desteklerini arttırma kampanyasından başka hiçbir şey değil. Anayasa askıda. AİHM ve AYM kararları uygulanmıyor. Ve siz gereğini yapın, hukuk arkadan gelir. Bu kararı tanımıyoruz, gereğini yaparız diyenler, her gün yargıya talimat veren iktidar ortakları, kesinleşmemiş mahkeme kararları hakkında hüküm kuran, aynı zamanda hatta hiç soruşturma olmadan kayyım atayan bir zihniyet, seçim manevrasıyla anayasa değiştireceğim diyor. Yani gerçekten bütün bir toplumu, 84 milyonun aslında gözünün içine baka baka aklıyla alay etmek istiyor. Ama bu toplum aklıyla alay ettirmeyecek, bu manevralara karnı tok. Evet, biz bu teklif ilk gündeme geldiğinde ilkesel tutumumuzu aslında ortaya koymuştuk. Ve şunu demiştik: hak ve özgürlüklerin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini, gelen heyetle görüştük. Eşit yurttaşlık hakkının, ana dil hakkının ve bütün inançlara özgürlüğün esas alınacağı bir değişikliği gelin konuşalım dedik. Yani bir madde üzerinde bile bunlar konuşulabilir ve genel yaklaşımımızın da bu olduğunu söyledik ve tutumumuzu ortaya koyduk. Bu konuda bir cevap verilmediği gibi sonrasında kendi tekliflerini hazırladılar. İşte Anayasa Komisyonu'na sundular ve biz bu konuda bir tutum değişikliği içinde değiliz. Tutumumuzda ısrarcı ve kararlıyız. Şimdi bildiğiniz üzere AKP grubunun ziyaretine, görüşme talebine olumlu yanıt vermedik. Açıkçası AKP ve MHP'nin bu her konuda olduğu gibi bu konuda da samimi, içten ve dürüst olduğu, güven verici olduğunu söyleyemeyeceğiz. Böyle bir samimiyet görmüyoruz. Böyle bir dürüstlük görmüyoruz. Yani daha dün küçük ortak partimizin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'ne tehditler savurdu. Dün ya. Yani düşünün, bir meclisin üçüncü büyük partisine, dördüncü partisi her gün oy eriyen, seçim barajının altında kalacağı kesinleşen küçük ortak partimizin kapatılması için habire savuruyor, tehditler savuruyor ve bunu Türkiye yurttaşlarının gözünün içine baka baka yapıyor. Aynı küçük ortak partimizin hakkında kapatma davası açılması için seçim kampanyası gibi bir kampanya yürüttü ve bu kampanya baskısı altında her gün hakaretler, tehditler karşısında AYM'ye
bu dava açtırıldı. Ve bu gasp kararı, bu kapatma davasını açtıran ve geçenlerde hazine yardımımız üzerine bloke kararı aldıran da işte AKP ve MHP blokudur. Cumhur İttifakı'dır. Bizimle yarışmak yerine hukuku, yargıyı bir araç olarak, enstrüman olarak kullanarak seçimlerde bizimle rekabet etmemeyi, siyasetten tasfiye etmeyi kendilerince önlerine hedef olarak koymuşlar. Şimdi anayasaya çiğneyen her gün, yargıya talimat veren, bu kadar ihlalde imzası olan bir blokla anayasa yapılamaz. Anayasayı tanımayanlarla, anayasayı çiğneyenlerle, anayasayı rafa kaldıranlarla anayasa yapılamaz. Samimi olmayanlarla anayasa yapılamaz. Bu nedenle biz Anayasa Komisyonu görüşmelerine katılmayacağız. Perşembe günü, yarın yapılacak Anayasa Komisyonu görüşmelerine Halkların Demokratik Partisi olarak katılmama kararını aldık. Bu seçim kampanyasının tarafı olmamaya karar verdik. Bunu kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Tabii ki biz her türlü ayrımcılığın karşısındayız. Temel hak ve özgürlüklerin temini için yeni bir demokratik anayasa yapmak gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Bu konuda sayısız açıklamamız ve yazılı metinlerimiz mevcut. Ve bizim Halkların Demokratik Partisi'nin hem tüzüğü, hem programı, hem ilkeleri, hem de uygulamaları zaten, mesela konu başörtüsü ya, başörtüsüyle hiçbir sorunu olmadığını zaten ortaya koyuyor. Bizim ilçe yönetimlerimizden meclis grubuna, MYK'mızdan parti meclisine göre farklı şekillerde giyinen, başörtüsü takan, takmayan arkadaşlarımızla birlikte çok onurlu ve güçlü bir mücadele yürüttüğümüzde kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Yani tabii ki başörtüsüyle, kılık kıyafetle, kadınlarla ilgili bir sorunumuz yok hak ve özgürlüklerle ilgili. Bugüne kadar da hiç sorunumuz olmadı. Biz her türlü ayrımcılığın karşısındayız. Ama biz Halkların Demokratik Partisi olarak kılık ve kıyafetin kadın bedeni üzerinde sebep olduğu her türlü egemenlik biçiminin de karşısındayız. Yani Anayasa Komisyonu toplantılarına katılmayacağımız için bu konudaki ayrıntılara girmeye gerek duymuyorum. Çünkü kadın hakları ve özgürlüğü alanında en çok mücadele yürüten, bu konuda kurullarında eşitliği sağlayan, genel başkanlık sistemini verdiği yasa teklifiyle Türkiye hukukuna getiren bir parti olarak bu konuda özgüvenimiz tamdır. Asla bir tartışmaya mahal veremeyiz. Evet, son olarak şunu da söyleyeyim. Yani şu anda anayasasız bir Türkiye var. Tek adamın iki dudağı arasından çıkan her şey kanun hükmünde. Daha dün İstanbul Sözleşmesi'nden çıktım, tanımıyorum diyen bir akıl bugün sözde özgürlük, işte kadın hakları savunuculuğu ya da kıyafet üzerinden bir tartışmayı nasıl samimi bulalım, nasıl güven duyalım, bunu da milyonlarca kadının takdirine sunuyorum. Zaten şu anda Türkiye Kadın Hareketi de, bütün kadın kurumları da bu anayasa taslağının sadece araçsal olarak kullanıldığını, bir seçim kampanyası olduğunu haykırıyor. Ben bütün kadın yoldaşları, mücadele edenleri, kurumları buradan ayrıca selamlamak istiyorum. Birlikteyiz. Bu mücadeleyi birlikte yürüteceğiz ve tabii ki bizler kazanacağız demek istiyorum. Benim konuşacaklarım bu kadar. Varsa sorunuz alayım, yoksa bitireceğim. Buyurun. Yani isteyen istediği açıklamayı yapar. Yani hani hangisi gerçek, o önemli.
Bizim şu anda tek gündemimiz var. Adayımızı olabilecek en kısa sürede bütün kurullarımızla tartışmak ve bunu kamuoyuyla paylaşmak. Yani adayımız açıklandıktan sonra ve bu yarışa girdikten sonra kimlerin oy alacağını hep birlikte göreceğiz. Zaten HDP'nin hem anket sonuçları hem de mevcut seçim sonuçlarına göre ne kadar oy aldığı, alabileceği ortada. Başka var mı? Yok herhalde. Sağ olun. Teşekkür ederim.